Hani ben de çocukken diyordum ki ya, şu anda benim evimde durur o radyo, televizyon kadar büyüktür. 1939 marka, model Nora marka. Bütün Bayburt'un bizim mahalle gelip İkinci Dünya Savaşı'nın ajansını o radyodan dinlermiş. Ben de çocuktum, o radyonun içerisine sığabilir miyim? Kim geliyor bu sesler? Daha sonra ki kuşak televizyondan ben bunun içine girebilir miyim dedi. Şimdi başka bir dünyaya geldik, o da şu. Z, Y neyse dediğimiz kuşak şu. Nilüfer Hanım, biz hayatı idame ettirmek için yemek, içmek, uyumak, yatmak için yerkürede yaşıyoruz. Şu an bak yerküredeyiz. Ama artık ticaret, ekonomi, sevgi, iletişim, siyaset, propaganda, savaşlar bile artık gökyüzünde. Z kuşağı dediğimiz kuşak artık dünyanın dilini konuşmuyor. Gökyüzünün dilini konuşuyor. Onların dili, biz burada kaldık. Yani dünyada kaldı bizim dilimiz. Onlar bütün gökyüzünden dünyayı konuşuyorlar. Ve bizim sadece daracık, yani aldığımız bilgilerin ötesinde dünyanın her yerinden, her şekilde bilgi alabiliyorlar. Ve o zaman artık bu çocuklara başka bir, bu gençlere çocuklar demek hoş değil. Yani yaşlı çocuklar biz olduk, onlardan çok öğreneceğimiz var. Ama onlar da bu bilgileri dezenformasyonda almamalı. Bunu daha temizleyerek daha sağlıklı öğrenebilmeli. Yoksa şu anda gökyüzü, hayat gökyüzünde, üretim gökyüzünde. Yani şimdi yolda gelirken benim kardeşimiz aracımı kullanan, onunla konuşuyorduk. Yani şunu söyleyeyim, başka bir dünya çıktı artık. Başka. Mesela şöyle bir şey söyleyelim. Yani eğer bu hadise olmasaydı pandemi sürecinde insanlar evlerinden çalışabilir miydi? Bankalar hizmet verebilir miydi? Veya bu tedarik zincirinde isimlere bahis değil şirketler hadi al gel, hadi götür dediğinde siparişleri rınk diye alıp getirebilir miydin? Şimdi dünya değişiyor. Buna ayak uydurmak gerekiyor. Buna ayak uydururken de insanlığımızdan bir şey kaybetmemeliyiz. Yani vicdan, vicdanımızdan ve bilgilenerek gitmeliyiz. Şimdi öyle bir zamanda değiliz ama galiba. Şimdi bu tabii... Yaşadıklarımızdan gördüğümüz kadarıyla yani çok enteresan bir dönemden geçiyor ülkemiz. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Her gün yeni bir sansasyon mu diyeyim, gerçek mi diyeyim. Altını benim dolduramayacağım bir sürü olaylar çıkıyor. Mesela şimdi bu olaylar da ortaya çıktığı için Sayın Cumhurbaşkanımız sosyal medyanın artık yasaklanması gerektiğini söyleyen bir takım cümleler de söyledi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani yasaklandı diyelim, ne yapacağız? Sayın Cumhurbaşkanımız, AKP Genel Başkanı, kendi konuşmalarının ve kendi tavrının dışında her şey yasak. Ona göre ben varım, benim ötemde. Yani bu duyguyu yaşamıyor olsa muhalefete, Sayın Genel Başkan, Sayın Akşener ve muhalefet partilerine iktidar olmayı düşünmeyin siz demez. Çünkü ben iktidarım diyor. Yani bu bir anlayış meselesi. Bu anlayış da almış olduğu kültürden kaynaklanıyor. Almış olduğu kültürün bugün o almış olduğu, beslendiği kültürün bile kendisini reddettiği bir yere geliyoruz. Nedir o? Yani en yakın olanlarında Abdurrahman Dilipak diyor ki bu iktidar sürecinde inançlı insanları, mealen söylüyorum Abdurrahman Bey, belki daha farklı kelimeler kurar, inançlı insanları İslam'dan soğuttular. Ve bu arkadaşlar gelirken kullandıkları en önemli argüman dini referanstı. Ama bugün bakıyoruz İmam Hatip liselerinde en fazla deist oran olarak araştırmalardan söyleniyor. Bu çıkıyor. Veya başka bir örnek daha vereyim. Sayın Mehmet Ali Kulat, MAK Araştırma Şirketi'nin sahibi. Geçenlerde bir televizyon programında kendisini izledim. Aynen söylediği şu, Nilüfer Hanım. 80'li yıllarda, o zaman daha Türkiye'de bu araştırma sektörü bu kadar hacimli değil. Yurt dışından bir şirket geliyor, özel araştırma yaptırıyor. Soru şu. Deneklere diyorlar ki bir apartmanda oturuyorsunuz. Ve acil bir telefon geldi, karı koca eşsiniz ve çocuğunuzu bırakacaksınız. Şu sıralamalardan, meslek gruplarından kime bırakırsınız? Polis var, öğretmen var, iş adamı var, avukat var, o var, bu var. 10 tane soru. 10 tane sorudan bir tanesi de din adamı, din görevlisi diyor. 80'li yıllarda birinci sırada din görevlisine bırakırız diyor. Geçenlerde Mehmet Ali Kulat Bey kendisi yapmış... İlk onun içine din görevlisi girmemiş.
Bunu bana sormayın. Bunu Recep Tayyip Erdoğan'a sorun. Yani nasıl 30 yıl önce yapılan bir araştırmada çocuğunu kime emanet edersin dendiğinde din görevlisine, müezzin midir, imam mıdır, müftü müdür, neyse ona teslim ederim derken yakın bir zaman önce yapılan araştırmada ilk ona din görevlisi girmiyor. Eğer dini ve diyaneti bu kadar toplumun güven veya din ve diyanetin içerisinde din adamı olduğunu iddia ettiği veya işte o olduğunu ifade ettiğimiz, eğer bu kişiler toplumdan güven erozyonuna uğramışsa Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve diğerleri aynanın derinliğine, 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 derinliğine iyice baksınlar. Veya başka bir örnek daha var. Aklınıza evet. Sanırım. İşte TÜGVA diye bir hadise var. Türkiye Gençlik Vakfı. Birçok şey çıktı. Recep Fethullah Gülen'den boşalanların yerine geldi. 81 il, 450 küsur ilçede örgütlenmişler. Ve hepsi mülki amirliklerin paralarıyla oluşmuş binaları. 67 tanesinde galiba. Diğer ilçelerde keza öyle. Şimdi gelirken basında okudum. Kastamonu'da aynı şeyi yapmışlar. 25 yıllığına bir yere almışlar. Bütün bunlar tamam olabilir pekala. Bir de biliyorsunuz vergiden muaf vakıf bu. Pekala arkadaş. Dün televizyonda vardı, basında da vardı. TÜGVA yöneticilerin hepsi Sayın Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olana kadar hepsi maaş almış. TÜGVA yöneticileri ve başkanları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ve büyük paralar arkadaş. Ve ondan sonra da bu adalardaki meseleden sonra ortaya çıkınca işte 81 ilde çıktılar sabah namazında. Burada da yine istismar var. Hakkari'de de caminin minberinin önünde bildiri okudular. Ve bir tanesi de diyor ki TÜGVA'ya yok saymak İslam'ı yok saymaktır. İslam'ı istismar edip yok sayan sizlersiniz. Bakın, cuma namazlarına giden cemaat azaldı. Lakin bizim, ben kendimi böyle tarif ederim. İnanmış bir insanım. Kendime göre haklısın. Ama inanmayan bir arkadaşımın da en az benim inancım kadar özgür olabilmeli. İfadesinde, düşüncesinde, inancında ve inançsızlıklarında insanlar özgür olmalı arkadaş. Onun için inancıma göre, inanç dünyamda rehberim Kur'an. Ama benim yolculuk dünyamda akıl ve bilim, başkaldırı, devrimci ve inatçı, inattan kastım yıkıcı değil, kararlı, yani azimle hırsı karıştırmayalım. O azimli duruşumuzun temeli de nutuktur, Mustafa Kemal Atatürk'tür. Nutuk da rehberdir. Mana inanç dünyamızın rehberi Allah'ın ayetleriyle Resul-i Ekrem'e gönderdiği Kur'an-ı Kerim. Ama yaşamsal, akıl, bilim, duruş, devrimcilik, ilericilik verilen mücadelenin rehberi nutuktur. Ve geçen 3-5 gün oldu nutukun 94. yıl dönümüydü. Bana göre evet gerçekten aklı sildim. Akıl ve bilime dayalı. Z kuşağı, B kuşağı, A kuşağı demiyorum. Bir eğitim politikaları çıkacaksa mutlaka bizim dönemimizde yoktu. Yurttaşlık bilgisi dersi vardı. Mutlaka nutuk okullarda ders olarak gösterilmeli. İşte o zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün şiarında vücut bulacak. O nutuku okudukların da cumhuriyetin bedavada bulunmadığını fark edecekler. Nasıl bir mücadeleyle bu cumhuriyetin kurulduğunu fark edecekler. Karşımda bir hanımefendi oturuyor. Osmanlı'da 1881 yılından kadar kadınları nüfustan sayılmışlar. Mecelle ile hayat idame etmiş. Mustafa Kemal ile beraber kadının adı konmuş. Medeni hukukla beraber. Şimdi...